Türkmen TV'den hayırlı akşamlar değerli izleyiciler. Bir 60 dakika daha hoş geldiniz efendim. Bu akşam da 60 dakika programı Türkmen Uydu kanalında sizlerle birlikte. E, değerli izleyiciler malumunuz geçtiğimiz hafta yine Türkmeneli bölgelerimiz bir acı haberle sarsıldı. E, tabii ki 7 şehidimizin haberini aldık maalesef. Irak'ın Kerkük şehrinde bulunan e, Daqok ilçası, e, ilçesinde bir futbol sahasında meydana gelen bir saldırı nedeniyle, tabii hava mermileriyle ve roketlerle 7 Türkmen şehidimiz, vatandaşımız daha doğrusu şehit edildi ve 10 tane yaralımız vardır. Tabii ki meydana bu haince saldırıyı buradan kınamakta ayak Türkmen Uydu kanalı olarak ayrıca e, özellikle de Türkmen elimizde kana bulayan bu faillerin bir an önce Irak merkezi hükümetten e, çağrıda bulunmakta Şimdi değerli izleyiciler malumunuz olayın gerçekleştiği yer Dakok ilçesinde yine Türkmen eli bölgemizde. nedense e, Irak'ın e, genelinde hep Türkmen eli bölgelerinde bu gibi olaylar en çok gerçekleşmektedir. Tabii ki hedef de Türkmen'in e, varlığını yok etmeye çalışmaktadır makdadlar bazı taraflar şimdi değerli izleyicileri yapılan incelemeler nelerdir özellikle de güvenli güçleri tarafından ve şiddetli güçleri tarafından ne gibi Gecelemeler yapılmış ve nelere yetişibler? Bunları bugün bu akşam 60 dakika programında değerlendirip masaya yatıracağız. çok değerli bir misafirimle bugünkü konumuzu tabii ki analize yapacağız. Södyo konum bu akşamın El Kaim Alayının komutanı Sayın Zeki Muradlı Beyler bizlerle birlikte yani 60 dakika programında Sayın Muradlı yayınımıza hoş geldi öncelikle. Hoş gördük teşekkür ederim. Allah razı olsun. çok razı teşekkür olsun. ederim. Sizden, Sizden de bu bütün kadirlerden de bütün seyircilerden de teşekkür ederek Allah razı olsun, var su sağ olasın. Evet sağ olun, kolay gelsin bizden. Sağ bizden. Sayın Muradlı, e, malumunuz bir hafta önce e, maalesef yine Dakuk e, ilçemizde bir olay, haince bir olay gerçekleşti. E, oradaki bazı işte e, e, vatandaşlarımız e, aşağı yukarı 7 vatandaşa yakın şehit edildi. Ve onun yanında tabii ki 10 tane yaralımız vardır. E, şehit olan kimseler? vatandaşlarımız için cenneti mekan diler yüce Allah'tan. E, ayrıca yaralılarımız için acil şifalar dileriz. E, bu Bugün programımızda tabii ki bu olayı e, konuşacağız, değerlendireceğiz ve analizasını yapacağız. E, özellikle de askeri gücülerimiz e, ne gibi tedbirler içindeydi, bugüne kadar neler yapılabilirler, ne gibi incelemeler yaptılar, o nelere yetişebildiler. Bugün programda konuşacağız. Ama öncelikle biz Haçlı Şabi dediğimizde e, tabii ki Haçlı bir gücü, e, Şii lideri, e, özellikle de Sayın e, Sistani'nin vermiş olduğu emir ve talimet üzere bu e, askeri güç, kurulupdı. E bu askeri gücün içinde tabii ki bu bir direliş e, uyanışı için kuruldu. E Irak'ın topraklarını korumak için kuruldu. E, bu askeri gücün içinde e, kaç tugayımız var Türkmen tugayı olarak? Bunları bugün sizlerden dan e, Özellikle de hani bazı tarafların işte e, hep neyi değerlendirirler? Diler bu güç özellikle de sadece e, Şiilerden ibaretti. Ama oysa ki aldığımız genel bilgilerden e, de bulunmaktadır bu Tugay'ın, Tugaylarının içinde. Tabi bismillahirrahmanirrahim. Sağ olun, var <laughs> sizlerden de bütün seyircilerimizden. Öncelikle bütün sahibi Asr ve zamanın ve e, maracal ve bütün İslam aleminin başı sağ olsun. Ögümüzdeki aylar bir iki gün sonra daha Muharrem ayına biz e, karşılarak inşallah herkes hazırlığını gördü bütün İslam alemi. Ve bir de e, Tavuk ilçesinde düşen şehitlerin aileleri başları sağ olsun. Hı -hı. E, yerleri inşallah, mekanları cennettir inşallah. Anladım. Şehitlerden kavuştular inşallah. İmam Hüseyin'den haşrolurlar inşallah. Ve inşallah. yaralılara da acil şifalar dileriz. Tabi bu e, sorduğu soruya cevap bizim üç tane Tugay mesela üç tane livamız var. Tilahfer'de 53, Amirli Duz 52, Körkügü etrafında 16, 16. livamız var. Bunların her birisinde dört tane afvacımız var. Ee, bunun yanında bizim gönüllü çok genç askerlerimiz var. Hı hı. Ve her zaman bildiğiniz gibi ve gördüğünüzde ve gördüğünüz de mesela bundan evvel de e, 2014'ten Seyyidin Allah hafif fatvasından sonra ee, ne ameliyatlara müşareke ettik, neylere kavuştuk, neylerde karşıba karşıya geldik. E, ee, ve kök gün girende de aynı zamanda aynı bu Hacdi Şabi Türkmen gücü çok büyük bir rol almıştır. Bu üç tügaydan e, abarattır ama dediğin gibi e, bunu sadece değiller e, bes, şiaden bir böyle şey yoktu. Çünkü bunun kuruluşunda Hı -hı. bunu Seyyid kurmuştu fatva cihadi kifayeden sonra kurulmuştu. O fatva verilirken bütün umum İslam alemi için verildi. Sadece bir şia için, sadece bir kesim için verilmemiştir. Ve hiç bugüne de kadar da biz bu yaşa geldik, bugüne kadar eşitmedik biz maracalarımızdan e, şi'i ve sünni kelimesi. Ve inşallah da bunu hiç eşitmedik. Ama bunu eşitenler, bunu diyenler, bunu dile getirenler bence bunlar ticaret ederler bu işte. Çünkü herkes bugün de öz millet için, öz memleket için, öz insanları için çalışmaktadır. Biz de ki bir Türkmen olarak bu Türkmen eli bölgesinde eee Mendele'den Tulafera dağılan bu Türkmen gücü bugüne kadar hiçbir kimse aç demeyip çalışıyoruz devletimiz için milletimiz için vatanımız için çalışmatayız inşallah. Evet inşallah. Peki, eee olayın yaşandığı yer Dakhok ilçesinde, eee hmm. muhabirimiz Ahmet Oruç eee bizim için görüntülerde. Eee olayın yaşandığı yer. Onları sayın yönetmenim ekranlarımıza öncelikle bir taş yağın daha sonra tekrar değerli misafirimizle sohbetimize devam edeceğiz. Kerkük'ün güneyinde bulunan Dağkuk ilçesinin yakınında gece saatlerinde Daesh terör örgütü tarafından havan tupon saldırısı düzenlendi. Saldırıda ikisi çocuk 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Olaydan özellikle de sivil genç vatandaşlar zarar gördü. Yaralılar saldırının ardından bölgeye sevk edilen ambulanslarla tedavi amacıyla Kerkük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhabirimiz Ahmet Tarık olay yerinden gerçekleşen saldırının detaylarını. Dün gece Dakuk ilçesine bir saldırı oldu, hain saldırısı oldu. Ee, Bildik uz sivil insanlar üzerine oldu taban. Ee, dünen dediler hani haççavuz üzerinedi ama bu şekilde de dergi yanlış bu şekildedi. Sivil insanlar üzerine oldu, medeniler üzerine e, bir saldırı oldu ki, bakın, taban. Bildik bakın tam burada futbol oynurdular insanlarımız. Bu da otomobilleri. Bu Onun için bugün de biz gösterdik sizlere. Bu sivil insanların üzerine, yani medeniler üzerine bu saldırı oldu. Tabi havan attılar. Havan tam düştü bura. Ve burada yaralandılar sivil insanlar. Bu Her şey malumdu gözsüz ögünde. Çi otomobillerden gelmişler burada futbol oynuyordu. Tamam kan şarımızda da. İmam zeyn Erdin e, Addin adı aynı vakitte. Ve bu yandan da e, bildik ustaki terör e, buradan geldi. Ataş açtı sivil insanlar üzerine. Tabi burada e, Hacı Şabi mütevazı dergi. Valla makarna düşmüştü. Yerlerine Hacı Şabi'nin düşüp düşmeyipti. Ama sivil, sivil insanların üzerine bir saldırı oldu dünen. Tamam buradan gelmişler aşağıdan ve buradan ateş açmışlar. Burada Dakuk içerisinde. Bölgeye sevk edilen çok sayıda takviye gücü saldırının faillerini bulmak için arama tarama başlattı. Olay yeri ve çevresi güvenlik çemberine alınırken bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı. Yanılaştı buralaşıklar. Buralaşıklar. Nə oldu bizim o damda, dice çıxdı, o damda yoxdu damlarda. Bu damlardan 10-15 dənə hamısı boşladı. Güllə çıxmaq bunlar ha. Yoxsa işə keçməyə yani gəldilər. Gəldilər başlarına. Bura gəldilər, buralaşmışdılar, buralaşmışlar. Buralaşmışdılar. Yəni belə tanınırlar, hardadığı, harda döyügün. Necə umuddur, oynub, top toynublar burada. Kimsə bilə əsbabları naydı. Əsbabları bir şey əsbablar yoxdu, mücərrəd umuddur bunlar, ganjdır, qoydur digərlərin yan tərəfin bu avulda tətallı.

Onda mı fırız Rab, bir rabiye koyarlar burada? Bir rabiye burada, bir rabiye o tarafta koyarlar. Hatta senin bunun üstüne çıkın hem mısaytırsan bütün mantıkla. Mısaytırsan sen. Biz yetmeliler. Yani bu iki çay, üç ay yadan çıkar. Aynı döner, aynı kavana, aynı gene alem gale, aynı oynar, aynı. Ve daha bu oynamaz, daha bitti bu saha. Bu saha bitti. Dakuk içerisinin saldırısında altı şehit, sekiz yaralı oldu. Ahmet Oruç, düşman Uydu kanalı, Dakuk. Evet değerli izleyiciler, programımız devam etmekte. Ee, olayın yaşandığı yeri ekranlarımıza taşıdık. Orada da bir vatandaşımız tabii ki konuştu, görüşünü verdi. Şimdi Sayın Murat'la e, neden illaki e, şöyle ben sorarım, Türkmeneli bölgelerimize bu bu gibi olaylar gerçekleşiyor. Bunun sebebi nerede sizce? Tabii bu yani Türkmen elinin tarihine bakabilirsek, <laughs> yani her zaman Türkmen eli ve Türkmen milleti maruzdu bu gibi saldırılara. Evet. Bunun yanında yani vaktler fark eder. Her vakit terör bakasın başka bir kesimlerden el birliği yapıplar. <laughs> yani Türkmen milletini yani avlamaga, Türkmen milletini vurmaga kahallar. Evet. Ve bugün de herkes bilir. Türkmen milleti nece bir iyi bir millet olduğunu, güçlü bir millet olduğunu, bir el olduklarını, Ve bir de bu Türkmen mantıkalarımda bu Türkmen gücü kurulduktan sonra Türkmen'in daha düşmanı çok oldu. O <laughs> 10'cu da hiçbir zaman Türkmenlerden karşıba karşıya çıkabilmedikleri için ve gece yarısında saat 11'e yakınlar çocuk futbol sahasını e, hedef aldılar. Yani keşke orada bir güç olsaydı, keşke orada bir kuvvet olsaydı bu kadar şehidimiz olmazdı bizim. Amana yazık ki o yeri çok iyi e, araştırmışlar, çok iyi çıkmışlar. Ve hatta mantıkanı bölgeni tanıyan insanlar var işlerinde. Neden diyorsam mesela bunlar yani mületfem işte özgüleri Yani demek ki çok uzaktan bunları vurmayıblar. Oradaki yakınlar, insanları vurmayıblar. Çok yakından vururlar. Yani sahaya çok az kalmıştı yani evet. ulaşmışlar sahaya. Yani görgü tanıkları da var imiş orada. ki. Hele hele gelenler de yani özleri sarılı olduğu için, evet. özlerini sardıkları için. Demek ki orada yani bölgede yakın etraftandı, yakın yerlerdendiler. Çünkü tanımasınlar özlerini. Çünkü tanık olmasa tanık olmasa niye özlerini saxlırlar? Bu onun için bir de çok rahat geliblər. Yəni əllərini sallayaraq gəliblər. Yəni bir... demək ki, daha öncə bu bir plan imiş. Planı qurublar. Çox əyi bir plan qurmuşlar. Eee bəlkə də orada adamlar da olabilər. Yəni orada bir-iki dana şeyhlə halo saydı və ya Həcə-şəibinin bir eee nöqtəsi olsaydı orada və evet. ya bir şurtanın bir kimsəsi olsaydı, bunlar bu cəsarəti tapamazdılar. Bu çocuklara hər kəs, yəni bunu hər kəs gəlib Yapabilirdim bunu ve kayınca e, bu sallarını sağlayabildiler. Evet. Ee, yani dediğiniz ki gerçekten o noktalarda eğer biraz daha güvenlik gücü e, sağlansaydı belki e, bu olay yaşanmazdı. Ama e, daha gelecek günler için tedbir alınmak gerekir. E, yani bunlar dediğimiz gibi bir planlı şekilde oraya geldiler. Elleri kolları sallayarak geldiler. Gerçekten diyorum. E, çünkü belli de. Ee, ama e, tabii ki orada Dağkok ilçemizde e, yedi evin ciğeri yandı, yedi çocuk toprağa verildi, yedi insan toprağa verildi. Bu da az bir şey değil ki yani. E, onun yanında on tane şey e, yaralımız, yaralımız var, mı var? maalesef. mı evet. şu an durumu nasıldır? Yarallar iyiydi. Bir tane ağır yaralı vardı. Onun da arkadaşlardan inşallah yakın zamanda yan İran yan Türkiye'ye düşünüle kalırsın. Eğer doktor burada rapor verirse ki ilacı var ise… Evet. E bizim Türkmeneli Eli Vakfı da yani temenni etti onu. E dedi her zaman yaralınız olursa biz Haçlı Şabi'nin bu Türkmen gücünün yaralarını Allah biz karşılamaktayız. Olsun. E, ama maalesef bunu demek isterim. Yani bizim yani o, o bölgede Haçlı diŞabinin yani şeyi dövgü. Mesuliyat altında dövgü. Evet. Yani bizim Türkmen bölgelerinde şimdi bugün Kerkük yani hiçbir medinenin içinde, hiçbir bölgenin içinde bizim Hacdi Şahidinin gücü yoktu. Gücü yoktu. Bu da Bağdat'tan bir emirli bir anlaşma adımı maalesef. Ee, her zaman memleketin etrafında bizi koymuşlar. Evet. O bir gün tabuğun da yani e, foc üçü maşallah hapsi gücülü, hapsi iyi arkadaşlarımız, şehit veren yani tathiye veren arkadaşlarımızdı. Orada olmuş olsaydılar bu bu kadar... E, şehit verilmezdi tavukta. Tabi bu gibi insanlarımız da bütünü gönüllü olarak gelip de katılıp da her şey Ama yani. alesaf, o, o bölge Şurta İttihadiyanın bölgesidir. Mm -hmm. Ve Şurta İttihadiyanın bildiği gibi bizim bugün her yerde maruz kalırlar e, bu hedeflere. Evet. Maalesef ve inşallah şimdi bundan sonra bir e, birlikte Şurta İttihadiyanın i Şabi Tavuk gücü inşallah intişar ettiler oraya dağıldılar orayı taksim ettiler böldüler özünü. Hacdi Şabi de orada o bölgede noktalar aldı adamlarını koydu silahlı. İnşallah daha hiçbir zaman tekrar olmaz bu. İnşallah, temennimiz oldu. Peki, biz burada e, muhakkak siyasi partilerimizden kınama mesajları geldi. E, Türkmaniye kanalı olarak mic'ımızı uzattık bütün siyasi partilerimize. Onları tek tek ekrana getireceğiz, onların görüşünü alacağız. E, şimdi Sayın Yönetmenim, e, Irak Türkmen cevasi Kerkük Milletvekili Sayın Erşad Salih Bey'den bir kınama mesajı geldi. Mikrofonlarımızı e, onları uzattık. Bakalım olayla ilgili neler anlatıra, onları ekranlarımıza taşıyalım. Evet. Dağkuk ilçesinde vatandaşları hedef alan ve sonucunda 7 şehit ve 10 yaralı meydana gelen olayın devletin üst düzey yetkilileri Cumhurbaşkanı, Parlamento Başkanı ve Başbakan olmak üzere tepkisiz kalmaları Irak Türkmen Cephesi ve Parlamento Milletvekili Erşad Salih tarafından eleştirildi. Salihi konuşmasında olayın Ana nedenlerinden biri de güvenlik boşluğunun olmasıdır dedi. Şimdi tavuk konusundaki bir katliam yaşandı. Yani 15 kişi şehit edilsin, yaralı olsun. Bu sıradan bir mesele değil. Tühaf defalarca diyelim, merkezi kuvvetin cehşi oraya gelmesini istemiştik. Bir de hiç makulde gibi böyle bir ilçe, kaza boş, yani etrafı boştu, himayesi yoktu. E tabi kesinlikle terör gerebiliği içine sığdıracağı şekilde her türlü eylemi yapabilir burada. Bu çok e, soru bir işareti olan bir meseledir. Bir defa diyor de, ki defalarca da de dedik bu burası hedefti. Yani siyasi hedefte olduğu içinde terör terörün kesinlikle bir hedefi var insanları katletmek. Salih açıklamasının devamında yetkililerin bu konuda sessiz kalmalarından dolayı şaşırdığını dile getirdi. Bir de bunlar sivil insanlardılar, medeni insanlardılar. Bular terörü tehdit edərək o gecədə orada bu top ə, oyunlarını oynırlar. Amma gəl merkezli hökumətdən səs çağıtmamaq, nərəisə uzaradan, nər is parlamandan, nər izumhurdan bu bu mənası deməkçi bular heç biri bu millətin oyununda döyünlər. A burada türkman milləti də onu idrak etməsi lazımdır. Sənə yaran tek türkmandır. ve ilçede gereken güvenli sağlamasının önemine de değindi. Sonra tavuğun ehemmiyeti Kerkük için Kerkük'ün emniyetini gerçekleştirir. Yani tavukta emniyet bozulursa Kerkük'te emniyet e, bozulmak demektir. E, Fiilen e, bu meselede bildirimize de biz cephe olarak e, üç riyasetin bundan sessiz kalmağı e, delalet ki biz sizi vayuzda dövgünüz. Evet değerli izleyiciler. Şimdi tekrar misafirimize dönerken Sayın Muradlı, Kerkük Milletvekili Sayın Eşer Bey'den bir kınama mesajı geldi. o usta ki özellikle de Irak hükümetini eleştirdi. Belliydi zaten konuşmasından. Cumhurbaşkanı olsun, Başbakanlık olsun, milletvekilleri olsun. Diyor ki Türkmenleri göz ardı edebilirler. O anlama geldi. Sizce bu ne kadar doğrudur? Debi çox doğru yerindədir sayın e, Cəbhə başkanı Ərşad Sarıbə dediyi həqiqət çox yerindədir. Bu ildə Fadoqiyani Bagdadın şahsış qalması, türkmanların qatil e, aməl üz qalmaları arasında, yəni Təvhətlərdə bundan dəvətə hürmətə 40 tonu şarux kimyə vuruldu. Aslında <laughs> mənasəf e, heç dilə yatırılmadılar özün. Bu gün e, Kürtlər e, Hələbcəyə şarux kimyə vurulduqdan sonra Orada hala Irak ceşi de vardı, İran ceşi de vardı, kimya vurulu onların üzerine. Bugün orası bir büyük muhafaza oldu. Bugün onlar ummet-i de bugün bütün dünyanın her yerinde Halepcan'ın bir tarihi oldu ki o katilam Kürtler olmuştu. Allah bizi hiç kimsenin yani sevinmemek hiçbir millete bu muhakkak e, muhakkak. Zarar versinler. Ama bizim milletimize karşı da yapılan bu gibi saldırılar bizim demek ki bak da amlar. dediği gibi, her şeyde dediği gibi yani Türkmanlar da ne kadar sessiz kalırsalar Bağdat hükümetine e, hiç çıkıp ses seslerini duydurmazlarsa Bagdad Bağdat'ta Bağdat'taki olan hükümeti, hükümet parlamentolarımızı, Türkmen millet vekillerini desteklemeseler bizim hakkımız, hukukumuz her zaman böyle gidecekti. Evet. Maalesef. Ama Sayın Muradlı şöyle bir durum da var. Yani mesela Türkmenler her zaman çağrıda bulunup Protestoları yapıp hakkını talep etmek için yani mesela en büyük delilde onu verebilirim. E, 2018 seçimlerinde Türkmen milleti şiisiyle sünnisiyle bir el birliği içerisinde 27-28 gün ayaklandı. E, gece gündüz demeden ayakta durdu. Bu milletin hakkını talep etmek için. Ama oysa ki merkezi hükümetten e, bir şey yapmadı yani. Çok doğru. Çok doğru. Sorun Biz, burada budur. He, doğru diyorsun. Bizim evet. de yani sadece bir e, bir olay için kalkıp ayaklanmayalım yani. Bir olay için de git. Biz gelen Bakan Kübün 3'ten bu tarafa Türkmenler Bağdat ne vermiş? Türkmenleri. Evet. Türkmenler elde ne etmişler? Bugün evet. bakarsan Kürkük Türkmen bir ilçesidir. Her keşidir. Kürkük Türkmandır. Bunu Araplar da de deyipler, Moğollar da de deyipler, bunu Ya komşu ülkelerde herkes ispat etti Kürkük Türkmen olduğunu. Amana yazık. Bugün Türkmen'in hiçbir varlığı körkükte değil mi? Yani herkes bütün kesimler Kürtü olsun, Arap olsun, herkes hakkını alıp hakkından da fazla almaktadır. Ama Türkmanda gelince bizi bir tek şeyde tuttuylar. Siz birleşmisiniz. Siz bir döyüsünüz. Baba neyimiz var bizim. Sanki Araplar birleşip, sanki Kürtler birleşti. Türkmenler burada. Hayır, ben bunu şöyle göreyim. Bu bir fitne de ortaya atıblar ta ki e, iki tarafa ara. yani arasında bir qırğaşə yaratsın. Mən bunu deyə, yəni bizdə heç bir zaman təfrikə olmayıb Türkmenlər arasında. Bunu dilə gətirənlər belə bunun arxasında ticarətini yapırlar. Bunun arxasında böyük mallar var, əldə ediblər, paralar əldə ediblər. Amma alt təbəqəyə enirsə Türkməndə heç bir belə şey yoxdur. Amma dediyimiz kimi Bağdadda bir təqsil var. 2003-dən bu yana Türkmenləri göz ard etməkləri bunu hər kəs bilir. Hı -hı. Yəni hər kəsə də de dediyim kimi e, ayaqlanmaya çıxdıq, e, səsimizi duyurduq, amma məncə yetərli düygüldü. Yəni bilmirəm daha Bağdad nə istəmaqdadır? Acaba çıxağım, diyağım biz dövlət qurmaq istəyirik, hökumət qurmaq istəyirik, infisal etmək istəyirik cəvazları pasportları yandırağın, cinsellərimizi yırtğın atağın, evet. o zaman bizə haqq tanıyacaqdı. İşte başqa millətlər bunu de... yaptığı zaman onlara birbaşa hüquqları verildilər. Təbii ki, Bağdad çox arxayındır, Türkmandan Türkman heç bir evet. demiş, taktımdı, i̇şte ki, gerakim, tersine, dönüp, e, zaman, heç dev, bir tarixdə bu gün dövlətə qarşı durmayıbdı. Həb demiş, "Əraq Bağdad mənim paytaxtımdır, dövlətimdir, ehtiramım var onun." İşte oysaki gərək ki mərkəzi hökumət tam tərsindən Türkmenlərin dönüb istəklərini yerinə gətirsən. Çünki hər zaman dövlətlə bir olubdu. İşte maalesef demek ki ben ne derim? Bağdat'ta bir zayıflık var hükümette. Evet. Kanun yoktu, dastur yoktu. Onun için yani karşı durduğu zaman özüne bir güç bir kuvvet gösterdiği zaman özüne sana hakkın verir. Ama saygı, ihtiram, takdir ettiği zaman, devlete bağlı olduğu zaman sana bir şey ver. O verir. hakları vermez maalesef. Maalesef. Ee, i̇şte e, Daesh'in yapmış olduğu e, bu haince saldırıda e, tabii ki yine siviller yaralandı. Ee, yani oysa ki hani mesela orada bir askeri gücü yoktu o yok, gecede yok. ki o olay tamam. yaşandı. Hı -hı. Ee, bunu siz nece değerlendirirsiniz? Hmm. Acaba bir kargaşa yaratmak istiyorlar e, millet içinde? Hani millet desin artık 16 Oktobre'den Irak'ın e, özellikle de e, bu taraftaki bölgelerde, yakın Kerkük'te, e, Dağkok'ta, Duzhurmat'ta, da oralarda hani güvenlik... E, tarafından güvenlik sığlanmayıp da e, 16 Oktober'dan sonra hani farklı başka tarafların tekrar buraya geri dönmesi için mi bu bir çağrıdı acaba? Yani bir kargaşa yaratmak için de bu gibi olaylar. Şimdi e, gücün sizce? buraya dönmesi burada yeterince güç var. <laughs> yani burada yeterince güç var. Burada yeterince kuvvet var. Hiç e, gerek yoktu yani bunun artık fazlasına. Ama bir boşluk var Selahe. Yani indi o dediğimiz o yerde bunu iyi takip edipler, bunu iyi araştırıplar. Orada büyük bir boşluk görüpler. Orada şurt ettihadiyenin et yani e, altında olduğu için orada bir sakrı vardı. Biz zaten olayın e, sabahı oradaydık yani. Bizim Sayın Seyyid Muhtar Telafer'in Türkman e, Bakanı ve Sayın Abur Nacar, Hacı Abur Kaid-i Hacd-i Şabi'nin oradaydı. Bu bütün Hacd-i Türkmanı güçleri oradaydı. Aynı bu bu şeyleri dile getirdiler. Yani orada Amir Foc var. Üçüncü Amir Foc adama kendisi bunu dile getirdi. Bizim hele bu olaydan da evvel. Dedi burada bizim Haşid'den, Şurt'ta, Tihay'den arasında tensik çok soğuktu. Yani çok güçlü bir tensikimiz yoktu. Yani çok birlik, barabarlık içerisinde dögülük. Fakat onun için de anlaşabilmiyor o e, kadar. Fakat bunu hmm sayın bakandan talep ettiler. Dediler Bağdat'ta mm -hmm. belki bunu bizim için bir dile getirsen ve belki bir bizimle bir işbirliği yaparlar. Mm -hmm. istihbarat İstihbarat bilgisi Ve burada çok Dağış var. Dağış aileleri var. Orada Kanşar'da zaten 2 kilo 3 kilometre yer var. Orası çok ası bir yerdi. Orada da aşlar oraya yerleşipler. Çünkü tavuk bir hattı. Kürdistan'ı Havca'ya yani şimali cunuba bağlayan bir e, hat var orada bir boşluk var orada. Bu onun için orada terör rahat rahat çabalayabilir. Terör rahat rahat ee, bu işleri yapabilir. Onun için Haçlı Şabi'nin gücünün orada Amir Focu ve bütün mukatilleri hapsi dediler. Burada büyük bir boşluk var ve bize de salahiyet vermediler tavuğun içinde. E, ee, gücümüzü kullanabilen, salahiyetimizi, cemaatimizi dağıtabilen gecesiydi bu olay oldu. Ve bir de yani tekrar orada Haçlı Şabi'ye çok iyi yani salahiyet verilsin. Hacdi Şabi o adadiden edebili oraya hapsine seyter etsinler. Evet inşallah. Hmm. Peki şimdi başka bir görüntümüz daha var. Sayın Yönetmenim onu da bir ekranlarımıza taşıyalım. Ee, Kerkük İl Başkanlığı tarafından hem sivil toplum e, örgütlerde bir araya gelmişler. Bir basın toplantısını yaptılar olayla ilgili. Onu da bir ekranlarımıza getirelim. Evet. Biz bugün en fazla Irak e, Türkmenlerle olarak e, çok hassas bir dönemde yaşıyoruz. O, bu hassas dönemde her an için bizim için bir tehlike kapısı açabilecek bir durumdadır. O, bu tehlike kapısını da bir gün eee maalesef Irak hükümetinin bazı mantıkalarımıza, haseten önemli olan da Türkmen mantıkalarında çok zayıf bir davranışta bulunmakta idi. Hiçbir zaman oraya gereken kuvveti göndermemakti ve bu mantıklarda haseten Daquq ve etrafındaki Daquq uzun zamanlardan beri de zaten hükümete biz tebliğ ederek, ceza emniyete dedir gözünü Ya buralarda e, Daesh'in şeyi var, e, kuvveti var, تدrib ederler. E, i̇ster doğu tarafında olsun, ister dibis tarafında olsun. O bu mantıklarda hiçbir zaman gereken istenilen e, emni, emni kuvveti göndermediler. O oralarda bir boşluk var. O bu boşlukta koyuyor bu insanlar kimi bunlar, kimin e, her her an için eee istedikleri fa, irhabi faaliyetlere kalkmalarını şeydir. Bizim temennimiz oldu, Irak hükümeti bu hususta gereken icraatını alsın ve herhangi bir hususta bugün çünkü Irak Türkmenleri Irak'ın toprağının bütünlüğünü her zaman istemektedirler. Irak Türkmenleri her zaman bu devletin varlığını himaye etmek için de ellerinden geldiği kadar muhafaza etmeye çalışırlar. Temennimiz o da Irak hükümeti bunu değerlendirsin. Bizim niyetimiz hiçbir zaman Irak'ın parçalanmasında değil her zaman Irak'ın bütünlüğünü savunuruz. Her zaman Irak topraklarında her zamanda tarih boyunca da Irak Türkmenleri Bu devleti savunup bu devleti muhafaza etmeye çalışıptır. Temennimiz odur hükümetler, hükümet biz Irak hükümetleri, gelenler ve geçenler ve indiki hal-hazırda olanlar Irak turçmalarının bu durumunu değerlendirsiler ve her zaman da Irak turçmalarının da yanında olsunlar. Biz de, biz onları arkayaq, onlar da bize arka olsunlar. Evet. Sayın Muratlı, Irak Türkmen Cebası, e, Kerkük İl Başkanlığı'ndan tabii ki yapılan bir basın toplantısıydı. Sivil toplum örgütleri de hepsi bir araya gelmişti. E, yine az önce konuştuğumuz gibi, e, siz tabii ki anlattınız, Türkmen Milleti her zaman Irak Devleti'yle, e, Irak'ı hep devletini bilip de, her zaman hükümetin yanında duruptu. zaten az önce de e, Hişan Bayraktar Beyler de aynı şeyi konuştu, anlattı. E, ee, yapılan bu gibi basın toplantıları tabii ki önemli de buradan millet için çağrıda bulunmak. Ee, ama bir şey iddia etti. Dedi ki e, o bölgelerde sanki Daesh'in tedrib ettiği bir yerler var. Ee, acaba bu ne kadar doğru? Yani böyle bir şey var bu kadar hani arama taramalar yapsız oralarda. E, ee, i̇ndi kadar böyle bir şey görürse oralarda. Dedim ya. Hı -hı. Neçe kilometre Tavuk'un kan evet. geçersen. Hı, -hı. E, Kasa var. Şayet diyorlar özüne bundan deval biz oraya kaçtı saldırı yaptık. Gerçekten de da işte bulduk içinde, Eslihada, Atıda de bulduk içinde. Evet. Ama bir fetre sonra bunlar kalmadılar, yok oldular. Ama indi yeniden bir daha orada, malumatlara göre, bilgiler göre orada bir de bir e, şeyler var. Yani bir tekrar dönübler şey, Tekrar dönüpler orada. Bir hareket var. Bir hareket var orada. Bir de Tavuğun etrafındaki köyler yani çok bir saat dedim ki bir hattı yani Irak'ı güneyi şeyine bağlayan bir hat var orada. Orada çok bölgeler var, çok köyler var. Yani müsaittir bu şeylere. Aslan orada yani hiçbir güç, hiçbir kuvvet ulaşmayan yerler var orada. Ve onun için bunlar orada bu hacca hareket ederler. Evet. Ve dediği gibi Nişan Bey yani oraya çok fazla daha kuvvet, güç ister. Veya hacdi şabinin gücünü orada artırmak ister. Bugün herkes öz bölgesini, öz mantıkasını himaye etmezse başka gelen güç %100 orayı sağlıyor bilmiyor yani en azından bilgisi az olur orada Doğru. yani bugün askere diyen değil burada karşılarda düşman var derim bana emir gelmese bana talimat gelmese çıkamam evet. ama bölge sahibi yok her bölgenin arasında olursa olsun Ey bir ses duyduğundan çıkıp özür atır. Evet az önce de ıı, Irak Türkmen Cibalesi Başkanı ıı, Erşad Bey dedi ki o da ku bölgesini eğer e oranın canlığı sağlanırsa demek ki her gün güvənlığı sağlanıbdı. Yəni öyle bir laf da dedi. Bu çox doğru. Çünki bugünkü hər gün ətrafında ta, baxarsan, bu gün tağ tavuqdu, təzə hurmatıdı, Leylanddı, Türkalandı, Beşirdi. Dairmə dair ətrafında baxarsan, Çörkük bir mərkəzdi Türkumanın qalibi idi. Bunun ətrafındakı Türkuman köylərinə ey zararı gəlirsə Demək ki hər günə gəlir. O da. Demək ki Çörkükə gəlibdi 2014-də. E, ee, biz Daş'a da karşı dur, harada durduk o zaman. Beşir'i geçti, tezde evet. durduk o zaman. Tezde durmasaydı hara girerdi. Rahatça gelirdi, Bağdat yolunu evet. keserdi, elektriğe el koyardı, körge girerdi, biterdi burası. Evet. Peki, şimdi görüntülerimiz var yine taziye merasiminden görüntüler var. Ekranlarımıza getirelim onu da. Ee, taziye merasiminde bazı vatandaşlarımız e, mikrofonlarımızla konuştular. Onları da bir alalım, daha sonra yine tekrar program devam edecek. Kerkük güneyine düşen Dağkuk ilçesinin İmamlı köyünü hedef alan hain terör saldırılar yüzünden kana bulandı. Bu yüzden gencecik masum suçsuz sivil vatandaşlarımız şehit oldu. Türkmen elinin her bölgesinden gelenleriyle birlikte cenaze merasimi düzenlendi. Büyük kalabalık içinde şehitlerimiz toprağa verildi. İmamlı köyün önünden gelen şahsiyetler mikrofonumuza şöyle konuştu. Günler önce meydana gelen acı olaylar nedeniyle ilçenin sokakları siyahlar içinde ve ev hüzün yaslarla dolu olduğunu dile getirdi. Bu facia birinci facia diyor ki bu mantıkada ikinci facia diyor ki üçüncü facia diyor ki و bunu gene millet bizsin. Mantıka şimaliye Irak'a ayırdı. Sır dıhırmat olsun, sanamırlı olsun, dağık olsun, taze olsun, İmam Zeyne Abd olsun, beşir olsun. Bu patlamalar, bu istihdaf, bu bölgelerde, ayrı bölgelerde yoktu. Bizim istediğimiz on canadı. Bu fakir fukaranın uşakları, beri kimseler. Babaları fakir fukara dögüler inşallah. İman tarafından, muhib ehlibeyt tarafından zengindiler. Ves bunların istedikleri bu bölgede bir mezhebin isterler bu dünyada yeryüzünden hiç etsinler özünü. Bu da olmayan bir işti. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala kitabında diri yuridun el yutfi nur Allah bi afwahim vallahu mutimmu nur ve Bu biten döyü. Köyün muhtarı açıklamasında ise meydana gelen olayın başlıca neden bölgede güvenlik önlemlerin eksik olduğunu belirledi. Ben bu talep ettim hükümetten. Yani çok, çok cihazdan talep ettim nokta koydular orada, noktanın sonra çaktılar oradan Demek benim takriben bunun hani köye kadar 5 kilometre benim mantıkım boştu. Tamam mı? Bu mantık bu mantık hani gerek bu koyasan bu ara. ey vahit tesirli bir malum icma. Yani hesap yani bunlar geldiler benim evim içinde vurdular. Millet 199, 99 razı yok bu vakadan. Diyorlar biz burada sahipsiz kayıt olanımız yok sahipsiziz. Gel bu birinci kılav. ikinci kılav itihadiyemen şakirde tavudan. Bundan bir iki ay evvel o hadis, o zabıt malı oldu, özür bilsiniz yani. F bunlar çakilinde, Hakikat-i yani zokaklarda, dağ kukukta tamam seyter etmişti. Vallahi ben özdeğidim. Ama çakilinde sonra bir fara gavini oldu. Tabi o kaşarı da bunu istihbar eder. Üçüncü, üçüncü, yani bizim millete de tıksır var. Yani, sarahatsizler ya aşağıdan. Yani sen bilirsen, aman da o mantıka. Neden bu top sahası kurup samunca millet orada hapsi oynuyor? Tamam kardeşim, ben mutaekidim. Bir tek silah olsaydı orada, kaşar mı kaşar çakılsaydı bu kasar olmazdı. Evet değerli izleyiciler, 60 dakika programı devam etmekte. Şimdi birazdan kısacık bir ara vereceğiz. Ama ara vermeden önce Sayın Muratlı'ya e, görüşmelerle ilgili görüşü alalım. Şefik Kaç Vatandaşımız tabii ki oradaki olayı, durumu değerlendirdi, anlattı mikrofonlarımıza. E, sanki orada, az önce zaten sen de onu anlattı, konuştu, bir boşluk var. Ne kadar askeri gücümüz olsa da ama yine bir boşluk var. Yine tekrar diyerek bizim gücümüz özellikle de haşit gücü, e, Türkmen gücü oralarda olmazsa bizim için çok daha iyiydi. E, kendi kendimizi korumak için. E, nece diyirler hani biz özümüz daha iyi edebiliriz topraklarımızı koruyan, insanlarımızı koruyan. Evet siz görüşmelerle ilgili, e, vatandaşların vermiş olduğu görüşlerle ilgili neler diyeceksiniz? Doğru da yerindədir. Birinci arxadaş dedi, biz bundan nə çayağal xəbər verdik. Burada bir boşluq var. Çox doğrudur. O boşluğu biz də getdik, tespit etdik. Çünki o boşluq olmasaydı bu bu fəciə bu gün e, gerçəkləşməzdi əvət. Evet. Ondan sonra arxadaş dedi, şurtət təhədiyə çəkildi Davuqdan. Evet. Bu da hə bir böyük boşluqdur. Çünki sən düşmana bir fürsət verdin. Rahətdə gəlsin, araşdırsın, təqib etsin, hardan girib, hardan çıxacağını dedikləri çox doğrudur. Biz də bunu yəni proqramda anlattıq. Dedik boşluq var. Evet. Tənziqi yoxdu. Evet. Bir e, bir işbirliyi yoxdu. Həcidə şəhbədə çayırda olmadığı üçün, yazda olduğu üçün bular e, çox təbii halda bunu hər kəs edə bilər. Evet. Maalesef, yəni 7 də nə şəhid verdik, 10 nə yaralı verdik. Yani boşu boşuna bunların boşu kanı getirdi. Boşu boşuna. Evet az o, önce bir vatandaş da dedi. Bir iki ay sonra bunlar unudula. Çok doğrudur. Evet. Çünkü bu birinci dövgü. Evet. Bu ikinci dövgü, bu üçüncü dövgü. Defalarca dögü, bu, bu gibi da, olaylar oldu, ya. unutuldu. Buna yani buna Bağdat gerek buna bir dur desin. Evet. Yani nişin Türkmen bölgelerinde e, her arada sırada bir böyle katil amlar yaşanırı. Bağdat'ta hiç buna bir önlem almırı. Və heç anacından bir gəncin bir lincdə göndərsin komissiya gündəliyi. Daha indi qədər hər hansı bir lincə gəlmədi. Yəni əslində təaziəyə gəlmədlər, bir təaziə briskin qarə edəmədlər. Evet. Maalesef. Və onun üçün bir də bizim Türkmen bölgələrində biz Türkmen olaraq, Türkmen milləti olaraq hər kəs kendi bölgəsinin, hər kəs öz evinin, hər kəs öz ətrafını ən əyi şəkildə qurmaq məcburiyyətindəyik. Heç bir gücə, heç bir qüvvətə ehtimad etməmək üçün İstirsa sağ sağ yaşamaq, iyi yaşamaq, uzun ömürlər, özümüzə gərək əhəmiyyət dağın, özümüzə el-əl-u el Allahın bir el birliyi içərisində özümüzü qoruyaq. Özümüzü qoruyaq. Evet. İnşallah evet. da bunlar da olur. İnşallah. Bəki, indi qısacık bir ara verəyəm dəyərli izləyicilər. Qısa bir aradan sonra 60 dəqiqə proqram Türkmen TV-də davam edəcək. Ayrılmayın efendim. evet dəyərli izleyicilər 60 dəqiqə programdan qısa bir ara verdik və ve qısa bir aradan sonra programı sinə bu axşamda Türkmen TV-dən davam etməkdədir. Ee, değerli misafirim, El Kaim Alayının komutanı Sayın Zeki Muradlı Beyler bizlerle birlikte bu akşam. Ee, yine e, sohbetimize devam ederken bu akşam değerli izleyiciler, e, tabii ki Dağuk bölgesinde yaşanan acı olayı bu akşam programımızda e, tabii değerlendirip konuşuruk. E, şimdi Sayın Muradlı, e, Ortak Operasyonlar Komutanlığı ile galiba bir işbirliği içerisinde bir toplantılar olundu. Evet. Ee, onunla ilgili toplantı ile ilgili neler konuştuğuz, Neler masaya yatırıldı? Ne gibi anlaşmalara erişebildi? Vesita ki iki güç bir arada e, bu toprakları koruslar. Tabii biz ertesi gün biz bütün Liva 16'nın e, komutanları evet. e, çağrıldı. Kıyafet Ameliyat seytara, sayın Ferik harbiyenin yanında <laughs> bir saatlıq təxminən bir, bir e, toplantı yapıldı e, bizimlə. Və adam da bunu dilə gətirdi. Dedi mən e, bu Türkmen gücündə çox ehtimadım var. Eee çox operasiyaları birlikdə e, çıxmışdıq. Evet. Çox qovancım bunlar sonsuzdu. Amma məalesəb bu e, daqıq olayında e, çox uğun düşünü dilə gətirdi və türkman bölgələrinin yanında olduğunu, bütün dəstəyini bizə verdiyini adam dilə gətirdi. Biz də buradan da şükranlarımızı dilə rəğəzlə. Və bilə həşd-i şə'bi və türkman vicdanının yanında olduğunu da dilə gətirdi. Və bütün dəni bizimlə işbirliyi arasında eyni zamanda da dilə gətirdi. O inşallah dedi, heç bir zaman terrora fürsət vermərik. E, bunu körgün içində, bu körgün ətrafında yaşatsın inşallah. Evet. Yani inşallah yine gelecekte bir işbirliği içerisinde bir şey olabilir. Bizim her Herhangi zaman her zaman, her zaman her zaman tensihimiz, işbirliğimiz hmm. yani çok iyi bir seviyedeydi. Hmm. Ama maalesef hajdı şعبenin yani ilçelerin içerisinde yokuk biz. Evet. Yani biz hep dışarıda. Etrafta. Hep etraftayız. Evet. Yani bütün satırlarda bütün ameliyatlar, hmm. operasyonlara çıkmışız yani çok iyi tecrübe, çok iyi tecrübesi olan bir güçlü bir kuvatız. Onlar həmen-həmen 100%, yəni yüz, yani gerçəkləşdirə bildik. Amma nə yazık. İçəridə olduğu zaman, yəni bizə sondan, yəni çağır çağırırlar bizi. Çünki bir anlaşma var, eee, Qadil Əm Quvaddan, Bağdaddan, yəni evet. E, bizi şöyle içeride bulundurmuyorlar Hacı Bu evet. inşallah biz buralarda bağlıyız. Bu Milli Savunma Bakanlığından çıkan bir karardı. Oradan, he, değil oradan mi? bir karar da çıkmıştı evet. bizleri içeride olmasın Peki, diye. Peki bununla ilgili tekrar konuşacağız ama şu an bir görüntümüz var. Onu da ekranlarımıza evet. getirelim. Evet. Ee, tabii ki bu görüntü ortak operasyonlar komutanı Sayın Saad Harbiye tarafından e, bir arama tarama yapıldı Kerkük'te karşı içinde. Eee sandığın kadarıyla iki tane e, IŞİD'e IŞİD ait mensup olan iki kişi yakalanmıştı ve ayrıca birkaç barınaklar ve silah depolarına el konulmuştu. onları ekranlarımıza getirelim daha sonra yine tekrar konumuz üzerine duracağız. Evet. Kerkük'te Ortak Operasyonlar ve Özel Kuvvetler Komutanı saat Harbiye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerine gelen istihbarat bilgilerine dayanarak Kerkük'ün farklı bölgelerinde kontrol noktaları kuruldu ve bunun sayesinde terör örgütüne üye olan ve örgütüne dışarıdan iletişim ve destek sağlayan iki kişi yakalanmak üzere yetkililere teslim edildiğini ilan etti. Harbiye yayınladığı bildiride Kerkük'ün güneyinde DAEŞ terör örgütüne ait barınakları imha ettiğinde belirledi. Aynı zamanda Vadi Elkor bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında örgütün barınakları emniyet güçleri tarafından ele geçirildi. Ve içinde 11 adet roket füzesi, 3 adet yerli yapım füze yapımında kullanılan rbh 7 yüz patlama zamanlayıcısı ve çok sayıda silah depoları bulundu. Bölgeyi terör örgütü ve barınaklarda kurtarmak için operasyonların gece gündüz devam edeceğini dile getirdi. Evet, tekrar yine devam etmekteyiz Sayın Muratlı. Ee, işte ortak operasyonlar komutanı yapmış olduğu operasyonlarla ilgili ee, tabi görüntülerimiz, ekranlarımıza getirdik ama o e, görüntülerde siz de var idiniz bildiğimce Acaba orada bir işbirliği içerisinde gettuz bir arama tarama yaptınız yoksa bu, ne acaba? Bu, bu geçen Bağdat yolunda bir e, saat e, birden sonra gece e, gece, geç saatlerde, gece geç saatlerde bir e, patlama meydana, meydana gelmişti. gelmişti. E, oradan e, geldim oraları bir araştırma yaptık. E, cam attın arkadaşlardan beraber ondan sonra biz hastaneye çağrıldık. Hastaneye gittik arkadaşların yanına. Evet. Evet. Peki gelecek için neleri temenni etsin özellikle de ortak operasyonlar komutanlığıyla? Yani haşir gücüyle Ortak operasyonlar komutanlığı biz, bir arada. Biz yok biz ortak operasyon burası. Bağdat'a çağrımız bu. E, çünkü Şabiye. az önce hani dedi, o, ha. e, Bağdat'ın e, Milli Savunma Bakanlığı tarafından öyle bir karar çaldı ki biz gerekme girmeyelim. Hani. Çağrımız Bağdat'a şudur. Evet. Çağrımız Bağdat'a, Hacdi şaabiye, bu Türkmen gücüne yani iyi bir adet, iyi bir ödde, iyi bir salahiyet versinler. Evet. Yani bize bir iyi hak tanısınlar bütün Türkmen bölgelerinde e, yani edebilen e, rahat rahat biz bu terörü, bu daişi, bu düşmanı, e, bu Türkmen şehitlerini katledenleri hapsını iyice arama tarama yapmakta biz inşallah isterik Bağdat'tan bir e, bize bir yardım tanısın yani bize bir hak tanısın. Hatta rahatça çabalayan rahatça işbirliği yapar İnşallah. Peki şimdi biz e, yapılan bu saldırı ile ilgili ee, Dedim ki bugün programda ta baştan da anlattım onu. Ee, yani sadece Irak Türkmen cebes'inin dergi ama bütün siyasi partilerimizden e, kınama bildirileri gelmişti ve hatta e, Türkmen TV olarak da e, bütün siyasi partilere gittiler görüşmeler aldılar siyasi parti başkanlarıyla. Şimdi başka bir görüntümüz var. Onu da ekranlarımıza getiren sandığım kadarıyla Türkmen Adalet Partisi Başkanı Sayın Enver Bayraklar tarafından yine bir demeç vermiş idi olayla ilgili. Bakalım onun görüşleri nelerdi? Evet. İmam Zeynabidin'de tavukta olan partlamanın sebebine şehitlerimizi rahmetine alsın ve yaralılarımıza azil bir şifa versin. ve temenni ederek bu son ağzımız olsun. Tabii biz bu eee gaddar olayı kınıyoruz. Çünkü terörün dini yoktu. Bunu diyen de çok doğru deyip bu olay olandan sonra Ceraçirli silahlı güçlerimiz, devletin silahlı güçleri bir operasyon yapaydı. Çünkü kesinlikle bu olayı yapanlar, bu teröristler yakın bir yerden geliblər. Evet, Adalet Partisi'nden de yani. e, kınama mesajı gelmişti, onu da duyduk. Tabii ki herkes üzüntü içinde, e, herkes büyük bir acı içinde. Yani bu az bir olay değil ki zaman zaman eee Türkmen milletine karşı hep bu gibi olaylar gerçekleşti. Tabii ki az önce dediğimiz isterki Türkmen varlığını gerçekten silmeye çalıştılar. Türkmen tarihini bu topraklarda yok etmeye çalıştılar. Ama o 18 Türkmenler de her zaman Irak devletiyle işbirliği içerisinde ve eee bir Iraklı olduklarını, ayrıca onun yanında her zaman devletin yanında olduklarını bunu her mahfilde her zaman o her yerde dile getirmişlerdi ki devletin yanında durdular. ama bu gibi olaylar da maalesef hep Türkmeneli bölgelerimizde gerçekleşir. Ee, biz temenni ederek gelecek günlerde inşallah e, ciddi anlamda güvenlik tarafı iyi bir şekilde sağlansın özellikle de e, Türkmeneli bölgelerimizde ve Türkmen gücümüzde devamlı bir şekilde bu e, güvenlik güçleri içerisinde e, bir işbirliği içinde tabii ki güvenliği sağlasınlar. çünkü zaten e, kendi gücümüz olursa Bizim için daha iyi olur, daha güçlü oluruz. Birlik beraberliğinin içerisinde edebillah topraklarımızı koruyalım. Şimdi farklı bir yine kınama mesajı daha var bildiğim kadarıyla Sayın Yönetmenim. Türkmen Ele Partisi Başkanı Sayın Riyaz Salikehe Beylerden gelmişti. Onu da bir alalım. Bu bölgelerde özellikle Türkmen bölgelerinde Türkmen'i hedef seçen kesimde var. İşte Türkmenler burada ...göç edip gitsinler, öldürülsünler, kork, korkutsunlar Türkmenleri. Bunlar büyük bir oyundu. Bizi yok etmeye yönelik bir oyundu. Ee, tabii ki biz bin yıldır bu toprağda yaşıyoruz. Ta abbaslar zamanından bu toprağda Türkmenler varlık gösterebiliyor. Ee, bu varlığımıza devam edebilmemiz için millet olarak da üzerimize büyük görevler düşürüyor. Özümüzü iyi tertip eder, uyanık olarak, tedbir alarak geldi. Yani bu bölgede Türkmenleri kuvvetli etsinler. Türkmenler bin yıldır burada yaşıyoruz mətbuatlı ki, en azından e, bölgede can güvenliği sağlansın. Türkmenler için, Araplar için, Kürtler için. Biz parti olarak öteden beri bir önerimiz var. Dedik ki, Kerkük vilayetinde, muhafazasında, Kerkük ilinde bir kuvvet ameliyat Kerkük kurulsun. Bu kuvvet ameliyat Kerkük yüzde otuz esasına göre kurulsun. Başkanın Sayın Reyes Sarkeya'nın demacı buydu. Ee, bu topraklarda dedi ki biz binlerce yıldır varlığımız, varlığımızı tabii ki sürdürmüşük. Ee, sizce acaba yüzde 32 bir çözümde Kerkük'ü ve Türkmen'in bölgelerini korumak için? Biz bir evvel, bir evvel dedik yani Kerkük'ün Türkmen olduğunu bütün herkes, bütün kesimler ispat ettiler Kerkük Türkmandı. Ama ne yazık ki bize yani hiçbir kimse yar olmadan, bize hiç kimse bu hakkı tanımadıktan sonra biz de her zaman saygı e, ihtiram içerisinde kaldıktan sonra ve mecbur kaldık %32'yi kabul etmekteyiz. Yani evet. indi yani e, en iyi bizim için kökün gelen herkes hakkımızı yeri ve evet. en iyisi dedik en azından Kürtlü alır, Araplı alır, Türkmenler de en azından onasını. En iyi şartlarda indi bizim için %32'ydi tamam. Bizim çoğulsa tabii en evet. %32 iyidir evet. şu anda. Sayın Rez olduğu, vermiş olduğu demesi de hatta güvenliğin içinde bile. Bütün her şeyde evet. %32 tatbik olursa güvenlik olsun. Her bir alanda tatbik olacak daha. Her şey olursa inşallah bizim için salihimizden olur. İnşallah. Peki son olarak son görüntülerimizi ver Ağın. Sayın Yönetmen. Eğer isterse bizim haçta da iyi bir kuvvet versin, iyi bir himmet versin, iyi bir ihtimam versin. O da özü himaye edebilir. Onun için biz daima düşüneceğiz, bir kuvvet sahibi Karar Partisi Başkanı e, buradan e, Türkmen gücü, Haşr-ı tabii ki destekleri ve buradan çağrıda bulunduğu devletten ki ha. bize bu gücü daha fazla güçlenmesi için e, hani desteklensin. Siz bu arada e, bu konuyla ilgili ne diyeceksiniz? Çok doğru. Biz bunu da evvelden de dedik. Yani bugün en e, Türkümanın elde edilen bir gücü var ise o da Türküman gücüdür. Bu Liva 16'dı, 32'di, 52'di, 53'tü. Amirli'de, Tilafer'de, Körkük'te. Yani bu güç olup da Türküman güçlerini savunmak için, Irak devletini, Irak milletini savunmak için ve ne kadar güçlü olursa bugün burada o kadar Türküman eli bölgeleri, o kadar Türkman bölgeleri rahat eder. Çünkü bugün yuvanlık altında. Yuvanlık altında her kişinin öz bölgesinden, öz insanları da, öz tanıyanları da. Bu onun için düşmanın hiçbir zaman bir fırsat alıp Bulabilmez. bir böyle şey yapabilmez. Bu evet. inşallah da bizle temennimiz her zaman Bakıda da çağrımız budur, merceada çağrımız budur. Evet. İnşallah bu güçleri fazla etsinler. bakılır inşallah. İnşallah. Peki şu an ben biraz bu konudan da çıkağın. Şu an genellikle Irak'ın güvenlik durumu nece değerlendirirsiniz? Mesela diyelim Tel Afar bölgemiz olsun. Ninova tarafı olsun. Şu an az önce dedu dedu 8 bir gücü içinde üç tane tugayımız var. Evet. Biri Tel Afar'da, diğeri işte Amerledus Ninova'da. Bir de Kerkük'te varımızdı. Evet. Kerkük'ün etrafında. Aldığımız bilgilere göre durumlar oralarda necadem. Şimdi amoman yani emni durumlar eee dediğim gibi biz öz güvenliğimizden biz öz gücümüzden konuşarsak aga biz hamdolsun Allah'a çok şükürler olsun çok iyi istidadımız, çok iyi hazırlıklarımız var. <laughs> yani her zaman düşmanı e, düşmana gafil olmarak, düşmana yatılı tutmarak inşallah. Ama gelirse hükümetin bugün emniyetini, hükümetin gücünü hükümet daha indiye kadar hiçbir bölgede istikrarını bulamadı. Yani ne Ceş'ten ne Şurta'dan hiçbir zaman yani bunları hapsine bir bir, bir, içeride birbiriyle bir anlaşma yapabilmedi. Herkes bölge yani bölgelere taksim ettiler. Bu bu taksimde de yani zayıf kalmış emniyet. Ve inşallah biz, biz Türkmen eli bölgelerinde bu Türkmen güçleri inşallah hiçbir zaman bizimden bizimle yeter biz bize bir az hak bu güçler olan güçler. Biz inşallah hiçbir zaman düşmana fırsat vermərək. İnşallah. Çox təşəkkür edərək bu gün bu axşam 60 dəqiqədə misafirimiz olduğu üçün, önəmli qonuları değindiyin üçün çox sağ olun var olun. Sizlər üçün də üstün uğurların daha davam etdilərək, hər kim bu torpaqları qorursa, e, Rabbim yar və yardımçısı olsun inşallah diləyirik. Təşəkkür edərəm. Evet. Allah sizdən razı olsun bizi qonaq etdiyiniz üçün, millətə bu bilgiləri verdiyiniz üçün sağ olasınız var olun. Və biz Haclı Şəhb olaraq, Türkmən gözü olaraq hər zaman Türkmən bölgələri üçün inşallah Son nefesimize kadar e, savaşacağız ve duracağız inşallah. Hiçbir zaman terk etmem, rup inşallah. Allah, Allah razı olsun. Hafız eylesin. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler bu akşam da 60 dakika programı sona erdi. Bu akşamki 60 dakika programı. E, Müsafiri, tabi değerli müsafire El Kaim e, Alayının komutanı e, Sayın Zeki Muratlı Beyler bizlerle birlikteydi e, önemli konulara değindi kendiler için üstün başarılar dilerken e, burada programımız sona erdi ve noktalayacağız gelecek program yine bu ekranda başka bir konuyla başka bir konukla buluşuncaydi akşam versen kalın hayırlı akşamlar diliyorum hoşça kalın efendim.